Burada da mı? Maskeyi neden çenenizde kullanıyorsun? Ablacığım bana hiç bulaşma. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmak oldukça önemli. Hatta maske takmamanın birçok ilde cezası bile var. Kahramanmaraş'ta da cezası var. Ama buna rağmen hala halkımız maske takmamaya direniyorlar. Biz de merak ettik, soracağız neden maske takmıyorlar veya maskeyi neden çenelerin altına indirip kullanıyorlar? Cevaplar neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Neden maskenizi takmıyorsunuz? Mayam içiyorum. Hatta mayamı alırken mayamcıya da sordum. Bunu içeceğim ama maskeyi çıkaracağım mı dedim. Güldü o da. Tabii çıkaracaksın dedi. Sinan bir dakika röportaj yapıyor arkadaşlar. Sen arayayım bir 5 dakika. Oldu. Dedim arkadaşlar röportaj yapıyor. 5 dakika sonra arayayım seni. Evet. Maske nerede? Maske burada. Telefonda konuştuğum için terliyor. Evet. Evet. Cebinizde maske. Evet. Bunu soracaktım. Maskeniz nerede diye. Burada. Elinizde. Maske elinizde. Evet. Telefonda konuştuğunuz için. Telefonda biraz şey oluyor. Ses tabii iyi gitmiyor. Yankı yaptığı için o yüzden. Soru geliyor. Maskeniz nerede? Maskem hemen söyleyeyim. Cebimde. Neden cebinizde? Cepte gezdirmeyi daha çok seviyorum. Öyle. He? Takmaktan cepte gez. Evet. Takayım sizin şeyinize. Tamam. Teşekkür ettim. Sağ teşekkür olun. Ettik. Vallahi ben de insanlardan bir şey anlamıyorum. Özellikle biz Türk toplumu bütün yasakları çiğniyoruz. Her şeyi hafife alıyoruz. Ve bu koronavirüsün ne kadar tehlikeli bir salgın o hastalığı olduğunu bildiğimiz halde gerekli önlemleri almıyoruz. Dikkat ediyorum, insanlar Trabzon bulvarında dolaşırken birbirlerine deyip geçiyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uyan yok. Yazık yani, yazık yani. Uyan var, çok az, minimum. Hiçbir kimse kurallara uymuyor. Mağazalara giriyorum, insanlar birbirine deyip geçiyor. Yazıklar olsun. Yani sadece şey için söylemiyorum. Bu maske için söylemiyorum. Bütün konularda biz böyleyiz. Kurallara uymayız. Ondan sonra ölüm döşeğinde önlem almak isteriz. Artık içten geçmiştir. Ya biz Türk toplumu biraz şeyiz. Üşengeç, tembel bir toplumuz, üşengeç bir toplumuz. İlişkilerimiz samimi değil insanlarla. Samimi değil. Ne yazık ki bozuk bir düzen ve bu bozuk düzen içerisinde insanların birbirleriyle olan ilişkileri tamamıyla laçkalaşmış. Bozulmuş bir düzen, kötü bir düzen ve ne yazık ki bu düzen böyle daha gidecek. Hiç insanlar değişmeyecek. Benim görüşüm bu. Biraz önce masken aşağıdaydı, çenenin altındaydı. Neden? Çünkü yani hava alıyorum. Dükkanda. Hava alıyorsun. Böyle de alıyorsun havayı. Böyle biraz zor oluyor. Zor mu oluyor? Evet. Ama sağlığımız için, senin sağlığın için, çevrendekilerin sağlığı için. Önemli ama dışarı çıktığım zaman indirmek yani istiyorum. Tamam. Dikkat edin o zaman. Tamam. Neden maskeyi çenenizde kullanıyorsunuz? Çünkü hava sıcak olduğundan kapalı ortama girmediğimiz için çok boğuyor. Önemli ya, hani yasak da var. Öyle ama mesafeli alan olduğu için takmamızın pek bir şeyi yok. Zaten otobüslerde de gördüğüm üzere maskeye bu kadar önem veriliyorsa neden otobüslerde önlem alınmıyor? Bir kişi takıyor, bir kişi takmıyor. Nerelisiniz? Adanalıyım. Adana'dan buraya gezmeye geldiniz Kahramanmaraş'a. Hayır, burada yaşıyoruz. Burada yaşıyorsunuz. Yani arada gidip geliyoruz. Korkuşursa şey gibi oldu ya, emniyet kemeri. Mesela trafikte gidiyorsunuz, emniyet kemeri bağlı değil. Karşıda bakıyorsun polis var, hemen emniyet kemerine sarılıyor. Maske de artık şu anda neredeyse o duruma geldi. Millet maskesiz geziyor. Kimisi koluna takıyor, kimisi çene altına takıyor. Karşıya bakıyor, iki tane polis geliyor. Hemen takıveriyor maskeyi. Bu değil ya, kimi kandırıyoruz? Kendi kendimizi kandırmamamız gerekiyor. İlk önce insanın kendi beyninde bitmesi gerekiyor.